Uğur Oray yeniden ırk bitik okumalarında 57. ırka geldik. Bu ırkta tartışmalı bir iki sözcüğümüz var. O yüzden yararlı olacaktır. Onların okumaları bize bir şeyler katacaktır. Şimdi okumamıza başlayalım. Hatta başlayacağımız ilk sözcük, üzerine tartışma olan sözcüğün kendisi. Şimdi burada A, E varmış gibi düşünecek olursak kanıgı. Kanıgı diye de okunabilir. Şimdi tartışma konusu şu. Kangı diye de okunabilir. Kangı. Yani şu an ve ag damgaları geniz nesi olarak düşünülebilir. Bunlar geniz nesi olarak düşünüldüğü zaman baba anlamına gelen kang sözcüğü ortaya çıkar. Çünkü niye iki ayrım çıkıyor? Ölmiş. Ölmüş. Ölmiş, ölmüş. Şöyle açık açık da yazayım. Ölmüş dediği, geçmiş zamandaki misti, ölmüş. Şimdi, kangı ölmüş. Yani babası ölmüş. Ya da kanıgı ölmüş. Şimdi, niçin kangı ya da kanıgı diye bir tartışma olduğuna değineceğim. Bunun üzerine özellikle Talat Tekin bilgimizin çok güzel bir savı var. Ona değineceğim. Ama burada kanıgı ve kangı diye iki farklı okumanın olduğunu bahsedeyim. Şöyle ki yani Thomsen kangı diyor, babası diyor ama Talat Tekin bilgemiz kanıgı diyor. Ama biz okuma içerisinde bu anlamlandırmaları kendimiz verelim. Şimdi kanıgı ya da kangı ölmüş, ölmüş. Küngeki. Burada açık açık yazalım. Şurada hemen ne var? Geniz nesi var? Şöyle yazalım. Küngeki. Küngek. Küngek ne demek? Küngek sözcüğü kova sözcüğüne denk geliyor. Yani bizim bugün kullandığımız kova sözcüğünün kendisi. Özel bunun dışında başka bir anlamı yok. Dolayısıyla küngeki kovası. Küngeki yani kovası. Tong mis. Dolmak sözcüğünün geçmiş dönemde geniz nesli ile olduğunu görüyoruz. Tong mis yani donmuş. Kovası donmuş. Hemen sözcüğümüze devam edelim. Şu ak damgasını şöyle şuraya taşırsak, şöyle alıyorum, şuraya taşıyorum. Şu sözcük yeşille belirteyim. Hemen hangi sözcük oldu? Şuradaki sözcüğün kendisi oldu. Kanıgı, kanıgı. Aynı sözcük oldu. Kanıgı. A, E varmış gibi düşünelim şöyle. Nelük. Nelük. Bugün kullandığımız nasıl sözcüğü. Aslında nasıl sözcüğü de ne asıldan gelir. Bu da nelük. Aynı kök. Nasıl. Ölgey. Ölgey. Nelik ölgey. Nasıl ölür? Ol. Ölgey ol. Yani nasıl ölür? Böyle söz ediyor. Hemen ardınca yine devam edelim. Sözcüğü okumaya sürdürdüğümüzde eb damgasını daha rahat okumak için şöyle alalım. Hatta ben eb damgasını genelde şöyle yazıyorum. İlk bitikteki gibi yazacak olursam şöyle yapıyorlar herhalde. Evet, benzettim. Şurada bir de AE varmış gibi düşünelim. Beklik. Beklik. Yani günümüzdeki ne olur? G yatarsak bekli. Yani beyli. Bekli, beklik ol. Yani beylidir o. Beylidir dersek tam çevirmiş oluruz. Birebir çevir olur. Ölgey ol. Beklik ol. Küneki. Şimdi küneki sözcüğünün bir şöyle biçimi var, bir de şöyle biçimi var. Küngek, künek. Yani geniz nesi olarak görmüyoruz. Burada küneki sözcüğü, geniz nesi yok. Burada geniz nesi var. Küneki, yani kovası. Nelük, şu sözcük şurada da var. Nelük, nasıl? Tongay, tongay. Şimdi buradaki gay eki ile şunu şöyle şuraya yazayım da daha net görülsün. Tonga ile ölgey görüyorsunuz. Kalın inceli aynı ek.
Ölmek ince olduğu için ölgey. Tongmak kalın olduğu için tongay. Nelük tongay. Yani kovası nasıl donar? Tongay ol. Hemen okumamızı yine sürdüreceğiz. Devam edelim. Küneske. Şurası küneske. Küneske dediği güneşe. Ol ur rur. Olurur. Olurur, oturur anlamına gelir. Yani güneşke oturur. Güneşin altında durur, ol. Güneşin altında durur. Anca bilin. Anca bilinkler. Burası çok ilginç. Diğer hiçbir ırkta görmediğimiz yeni bir açıklama göreceğiz şimdi. Diyor ki anca bilinkler. Bu, günümüzde kullandığımız bu. Irk, bu ırk, bu fal. A, E varmış gibi düşünelim. Basınta, basınta. Yani ne olacak? Günümüzdeki başında. Bu ırk başında. Bu ırk başında. Şimdi şurada, şuradaki sözcük üzerine durmak istiyorum. Biraz karışmış, mürekkep birbirine kaymış, girilmiş gibi görünüyor ama burada bir karışıklık yaşandığı da görülüyor. Şöyle ki, şimdi bunu diğer bilgilerimiz ağız diye okumuşlar. Uzun A ile. Çünkü başında A görünüyor. Evet, bu A damgasına benziyor. Şöyle çizgileri vesaire de var ama benim asıl dikkatinizi çekmek istediğim damga şu. Şöyle kırmızıyla yazayım. Şimdi düz bir çizgi çekilmiş. Şu kıvrımı görüyorsunuz içe doğru. Şöyle. Şu da dışa doğru. Yani aslında az damgasını biz nasıl biliyorduk? Böyle. Ya da daha keskin başka yazılarda şöyleleri de var. Ama burada ne görüyoruz? Şöyle kıvrımlı bir şey görüyoruz. Bu da böyle ara geçişlere örnek olabilecek. Ya da kişi diyelim ki yanlış yazdık, belki damgaları kıvırdı. Burada bu damganın farklılığı da dikkatimizden kaçmamalı. Dolayısıyla az. Bugün bildiğimiz az sözcüğünün kendisi. Emgeki. Emgek. Emgek dediği bugün kullandığımız emek sözcüğünün kendisi. Az emgeki bar. Arada A vermiş gibi düşünelim. Emgeki bar. Yani emeği var. Biraz emek çektirecek. Biraz güç harcatacak. Biraz uğraştıracak anlamına geliyor. Kin. A, E varmış gibi düşünelim. Yana. Bu kin dediği aslında bizim bugün kullandığımız gine sözcüğü. Gine. Yana dediği de yine. Kin yana. Sonra yine diye çevrilebilir. Kin sözcüğünü sonrası anlamı da verilmiş ama bence kin dediğimiz aslında yine sözcüğü olabilir. Belki köken bilimini yanlış da söylüyor olabilirim. Sözlükte sonra anlamı verilmiş. Yana da yine olarak verilmiş. Kin yana, sonra yine. Edgü bolur. Sonra yine edgü bolur. Sonra yine iyi olur. Bu deyim. Irk bitin diğer hiçbir ırkının sonunda yok. Başında bir kederden bahsediyordu. Sonra bir açıklama ile diyor ki, tam bir yorumlama olmuş. Bu ırk basınta, bu ırk başında, yani falın başında, olayın başında az emgeki var. Biraz emeği var, biraz emek harcatacak. Kin yana, sonra yine edgi olur, sonra yine iyi olacak. Değişik bir yorum. İlk önce zorluk çekileceği, sonra iyi olacağı sözü ediliyor. Şimdi ırkın kendisine bakalım. Irkın kendisine yeniden baktığımızda Kangı ölmüş. Şimdi burada birisi ölmüş. Küneki donmuş. Kovası da donmuş. Birisinin öldüğünden ve aynı zamanda yine bir benzetme yapılıyor. Kovasının da donduğundan bahsediyor. Şimdi diyor ki Küneki donmuş. Kangı nelük ölgey. Kangı yani ölen kişi nasıl ölür? Beklik ol. O beylidir. Yani kişinin ölmesinin tuhaflığının, ilginçliğinden bahsediyor.
Yine devam ediyor. Küneki nelük tongar. Küneske olurur. Yani diyor ki küneki nelük tongar. Kovası küneki nelük tongar. Kovası nasıl donar? Küneske olurur. Güneşte oturur. Yani güneş altındaki bir kova nasıl donar? O nasıl donabilirse, o nasıl donamıyorsa, donmuyorsa, beyli olan bu kişi de, bu artık baba mı, gözde biri mi, sevgili biri mi, eş biri mi, o nasıl ölür? Böyle bir benzetme yapılmış ve çok güzel bir benzetme, çok güzel bir soyutlama. Güneş altındaki bir kovanın donamayacağını, güneş altında duran bir kovanın nasıl donacağına vurgu yapıp, bu kişinin de aynı şekilde ölemeyeceğine, ölümünün çok güç olacağına bir vurgu yapıyor. Şimdi bununla ilgili Talat Tekin Bilge'nin birkaç yorumu var. Ona değinmek istiyorum. Talat Tekin Bilge'miz şöyle demiş. Burada Thomsen'in sözlerini vurguda bulunmuş. İşte demiş ki, bu ırkta iki kez geçen Kangı harf grubunu Thomsen, Kangı okumuş ve prens diye çevirmiştir. Clausen bu harf grubunun babası anlamındaki Kangı yerine bir yazım yanlışı olabileceğini düşünmüştür. Burada açıklamalar verilmiş. Daha sonra bu harf dizisindeki sözcüğün kanık olması gerektiği sonucuna varmış. Anlamının da İngilizce olarak vermiş. Gözde at olarak okunması gerektiğini ileri sürmüştür. Pritzak ise aynı harf dizisini kangı okumuş ve han yani hana ait diye çevirmiştir. Yine burada Talat Tekin Bilge'miz diyor ki bence Clausen'ın ikinci görüşü doğrudur. Bu harf dizisindeki sözcük kanık yani kan eyleminden G eki ile türetilmiş at ve üçüncü kişi iyelik eki I'dır diye belirtmiş. Yani kan eyleminin anlamını tatmin edilmek olarak vermiş. Kanık eylemi ise tatmin edilme, mutluluk anlamına geldiğini vurgulamış. Dolayısıyla bu ırkta kanık sözcüğünü daha vurgulu olması için şöyle kırmızıyla çizeyim. Bu ırkta kanık sözcüğü gözde şahıs gibi özel bir anlam ile kullanılmış olmalıdır diye belirtmiş. Diğer bu ırkla ilgili köngeki ve köneki sözcüklerindeki genizcilneye de vurgu yapmış. Dolayısıyla kanıgı şurada bahsettiğimiz duruma açıklık getirmiş. Fikret Yıldırım Bilge'miz de burada şöyle bir şey demiş. Demiş ki Tekin'in görüşü dışındaki açıklamalar tatmin edici olmadığından bu görüşü biz de kabul etmekteyiz diye belirtmiş. Konuyla ilgili uzun uzun açıklamaları var ama özetle Talat Tekin Bilge'mizin görüşünü olduğu gibi kabul ettiğini vurgulamış. Dolayısıyla güzel bir açıklama. Yani gözde bir kişinin beyli olmasına rağmen ölmesine yapılan şaşkınlığı belirtiyor ve bunu da güneş altında duran bir kovanın donmasıyla ilişkilendiriyor. Soyutlama bu bakımdan çok değerli. O yüzden ben bu ırkı özellikle de hem benzetmesinden hem de şu sondaki yorumundan dolayı diğerlerine göre biraz ayrıcalıklı tutuyorum. Bunun üzerine başka söyleyecek sözümüz yok. Bu ırkı da böylelikle tamamladık. Bir sonraki ırkta görüşmek üzere.